अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है द वर्ल्ड विल टॉक अबाउट दिस रोबोटिक अनमैन्ड आर्मी। तुर्किश रोबोटिक अनमैन्ड आर्मी जो है प्रोजेक्ट इज रेडी। वाओ, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया है। तो फौरन से वीडियो को देखते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है। लेट्स वॉच। İsmini Fatih anlamına gelen Göktürk Hanı Kapkan Kağan'dan alan ağır sınıf insansız kara aracı etkili silah sistemiyle dikkati çekiyor. 1400 kilogram ağırlığında 6 saat aralıksız operasyon gerçekleştirebilme kabiliyetinde 1 metreyi aşkın hendekleri aşabilme gücüne sahip. İşte insansız ağır sınıf kara aracı Kapkan. Her türlü hava ve arazi koşullarında değişik görüş şartlarında üstün hareket kabiliyetine sahip olacak. Wow! This is a very big achievement. Havelsan, dijital birlik konsepti için bir süredir insansız kara, hava ve deniz araçları geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Dijital birlik konsepti için bir süredir insansız kara, hava ve deniz araçları geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Olmayan, üretilmeyen ve sahaya inmemiş. Hiçbir savunma sanayi ürününü bugüne kadar sizlere anlatmadık. Hep söylediğimiz bir söz vardı. Siz bunları hayal olarak gördüğünüz anda onlar sahada olacaklar. Yok artık, abartıyorsun dedikçe operasyonlarda göreceksiniz. Hatta savaş meydanlarında göreceksiniz. İşte bugün de geldiğimiz son noktada. Sizlere karşı bir kez daha sözümüzü tutmuş olalım. Çok ses getiren, başta muhalif dediğimiz gazetelerin bile başlıklarına taşınan Gerçekler TV'nin Exclusive Bayork videosunu herhalde hatırlıyorsunuzdur. En önemlisi, bu videodan sonra Amerikalı Forbes basın kuruluşunun bizi yakın markajı alıp o videomuzdan alıntı yaparak haberlerine taşımıştı. Şu anda o haberi görüyorsunuz. Exclusive Bayork videomuzdan kısa bir süre sonra Türkiye hayalet robotlar mı yapıyor şeklinde bir haber hazırladılar. Haberin devamında kanalımızdan izledikleri o videoyu safha safha anlatarak Türk savunma sanayisinin artık kendini aştığını ve umulmadık savaş emtiaları ile karşılaşacaklarını anlatmışlardı. Biz de diyoruz ki siz buzdağının üstünü gördünüz. Biz de o dağın sadece üst kısmını anlattık. Daha bu anlattıklarımızla bu kadar ürküp başlıklarınıza taşıdıysanız ilerleyen dönemde anlatacaklarımızla demek ki uykularınız kaçacak. Dünyada bir tek Amerika süper güçmüş diyemeyeceksiniz. Hoş, bugün bile artık diyememeye başladınız. Sadece ekonomi ve para olarak saltanat devam ediyor. Ama yakın bir zaman içerisinde bunun da çöktüğünü göreceğiz. Ancak elbette ki bir asırdır süren bu hegemonyanın dünya üzerindeki çöküşü herkese büyük yaralar verecek. Başta Avrupa ve Türkiye olmak üzere. Çünkü bildiğiniz gibi akaryakıttan enerjiye, ithalattan ihracata varıncaya kadar hala aynı para birimi kullanıldığı sürece bu ekonomik çalkantıda zarar görmeyen ülke elbette ki kalmayacak. Buna herkes hazırlıklı olmalı. Ama bugünkü konumuz elbette ki bu değil. Şimdi anlatacaklarımız daha önceki anlattığımız videolarımızdakilerin referansıdır. Bildiğiniz gibi bugüne kadar hazırladığımız savunma sanayi videolarında bir ana temamız vardı. Bu tema rahmetli Necmettin Erbakan'ın da 90'lı yıllarda dediği gibi. Batı zaten ileride, Amerika ileride. Siz bunları yakalayabilmeniz için onun yaptığı silahın aynısını yapmanız marifet değildir. Siz 10 tane yapacaksınız, o 100 tane yapacak ve yine sizi geçecek. Önemli olan icat edeceğiniz teknoloji ile onun attığı füzeyi geriye döndürüp onu vurabiliyorsanız o savaşı kazanacaksınız demektir. Ve o devletlerden üstün konumdasınız demektir. Şimdi sen diyorsun ki ben hakkımı koruyacağım. Nasıl koruyacaksın? Adamın 40 tane uçak gemisi var. Kaldı ki sen 40 tane yaparken o 80 tane yapacak. Ne yapacaksın ya? Sen teknoloji nedir biliyor musun? Onun atmış olduğu füzeyi havada yakalarsın. Sen elektronik kumandayla geri çevirir. Onu atan geminin üzerinde parçalarsın. İki. Yes. Konuşması çok uzun. Bunun için hepsini yayınlamadık.
Yıl 1990'lı seneler ama aslında bugünleri anlatıyordu. Yani 2022 senesini anlattı. Bugünkü gördüğümüz Türk savunma sanayisindeki muhteşem gelişmelerin 5 yıllık, 10 yıllık bir geçmişi yok. Uzun yıllardır yetiştirilen mühendisler, hazırlanan maddi ödenekler, devasa bütçeler, Ar-Ge yatırımları hep bugünler içindi. Ve farkındaysanız bir anda çığ gibi patladı. İzleyenlerimiz bile her gün bir video olarak şunu bekliyor. Acaba bugün neyi tanıtacaklar? Acaba yeni ne icat ettik? Şeklinde bütün milletimiz bir beklenti içerisinde. Çünkü bu zinciri bir kere yakaladık. Herkes bunun farkında. Ama en önemlisi bu zinciri yakalayabilmeniz için dünyanın yapamadığı bir şey yapmanız gerekiyor. Ki onların yaptığından daha da üstün konuma gelebilirsiniz. Aynı Erbakan'ın hocanın da dediği gibi. İşte Türkiye bunu yakaladı. Sizlere videolarımızdaki ana tema olarak hep bunu anlattık. Dünyada olmayan bir veri ağı. Söylenmesi son derece basit. 3 tane kelime. Ama ne anlama geldiğini ancak bir yazılımcının, robotik kodlamaları bilen bir mühendisin, bir profesörün anlayacağı bir cümledir. Çünkü günlük işinde uğraşan milletimiz, hayat koşuşturmasıyla yoğrulan insanlarımıza bu 3 kelimeyi söylediğinizde ne anlama geldiğini elbette ki bilemeyecektir. Bunun bugüne kadar dünyada üretilmiş sistemlerin çok dışında apayrı bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Dijital, otonom, yapay zeka ve robotik sistemler. Yani asker kullanmadan bir askeri üsten kontrol edeceğiniz savaş makineleriniz ile savaş sahasına giriş yapıyorsunuz. Gökyüzünde an be an ortamı takip eden ve gerektiğinde füze atabilen SİHA'larınız. Denizde de deniz araçlarınız. Karada da kara araçlarınız. Hemen şunu duyar gibiyiz. İyi güzel de bu adamlar bir filo uçakla gelse, her şeyimizi bombalasa bu makineleri yok edemez mi? Böyle bir gücü yok mu? Elbette ki gelebilirler. Ama sizin sınırlarınız içine girebilecek güce sahip değiller. İşte bunu iyi anlayabilmeniz için şu videomuzu çok dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerekir. Orada kısaca şunu demiştik. 1000 tane uçakla gelseler bile bir şey yapamazlar. Çünkü o uçakların kumandası onların elinde kalmayacak. Bizim kontrolümüze geçecek. Yani aynı Erbakan Hoca'nın zamanında dediği gibi. İşte Türkiye bunu başardı. Hemen akıllara yine şu gelecek. Peki 1000 uçakla gelse bir şey yapamaz diyorsun da ya nükleer bomba atarsa? İşte onun da kumandası sizin elinize geçiyor. Fark eden bir şey yok. Size atılan nükleer bir füze de akıllı bir sistemle hareket ediyor. Onun aklını aldığınız zaman yine kumandası sizin elinizde. Atıldığı hedefe doğru onu yönlendirebilirsiniz. Bunu yaptığın zaman senin uçak gemisi yapmana lüzum yok. Ya onun uçak gemisi senin saydı. İstediği kadar mermi atsın. Nasıl olsa kendi başında patlayacak. Daha fazla detaya girmeyelim. İzlemeyen arkadaşlarımız bu videomuzu mutlaka izlesin. Şimdi dijital, otonom, yapay zeka ve robotik sistemler demiştik. Ve bunu ilk olarak Exclusive Bayork projesiyle sizlere anlatmıştık. Bu anlattığımız projeyi yürüten firmamız Aselsan'dı. Wow. Peki sadece bu sistemi Aselsan firmamız mı yürütüyor? Elbette ki hayır. Uzun yıllardır Havelsan firmamız da Dijital Birlikler Sistemi adıyla ayrı bir proje yürütüyor. Ve bu projelerin de kısmi olarak bitmeye başladığını Kapkan müjdesiyle duyduk. Kapkan bir ağır sınıf insansız kara aracı. Kapkan. Yani aynı taarruzi insansız hava aracımız gibi de düşünebilirsiniz. Kapkan ismini Göktürk Kağanlığından alıyor. Ve bu insansız kara aracının en büyük özelliği her tür hava koşulunda görev yapabiliyor olması. Faydalı yükü daha fazla taşıyabilmesi, menzilinin uzatılması, 5 kilometre gibi bir alanı milimetrik tarayabiliyor olması ve hedefleyebilmesi. Bunu insan gözüyle yapmanız mümkün değil. Ayrıyeten insanlı bir araçla da bunu yapmanız çok zordur. Ve en önemlisi savaş esnasında asker kaybınız sıfır. Zaten bunun için dijital birlikler adı verildi bu sisteme. Şimdi bu ekosisteme Kapkan aracı da dahil edildi. Ama asıl dikkatimizi çeken husus, videomuzun giriş kısmında da sizlere gösterdiğimiz gibi Kapkan'ın kendi tanıtım filminde kısacık bir sahnede verilen bir mesaj. Orada GPS bağımsız görev diyor. Bu size neyi hatırlattı? İşte bu sizlere 3 senedir anlattığımız, daha medyanın bile dile getirmediği zamanlarda detaylarıyla açıkladığımız o sistem. Yani Aselsan ve Havelsan mühendislerinin geliştirdiği, dünyada kullanılmayan bir veri ağı oluşturulması. Ve bir parantez açarak da şunu belirtelim. Bu veri ağı kullanıldığında bugünkü dünyada kullanılan radar sistemlerinde de görünmez olabiliyorsunuz. Bunu canlı olarak SİHA'larımızın operasyonlarında gördük. Tüm dünya basını da hayretler içerisine düşmüştü. Bunun yanına elektronik harp sistemlerimizi de eklediğimiz zaman elinizdeki bütün savaş makineleri tamamen görünmeze bürünüyor. Ve bunların hepsi insansız araçlar. Görünmez derken şunu da belirtelim ki görünmezlik pelerin veya hayalet anlamında değil. Bizim bahsettiğimiz radarda görünmemesi, uydu veri sağlayıcılarında tespit edilememesi. Ki
Bunu da Karaçok olayında Rusya'nın raporlamasıyla sabitlenmişti. Daha sonrasında da sınır ötesi operasyonlar ve Libya operasyonlarında SİHA'ların girilemez denilen, hatta kapalı denilen hava sahalarına girip operasyon yapmasıyla tamamen kanıtlanmış oldu. Sonuç olarak aynı sistemi Havelsan'ın geliştirdiği dijital birliklerinde kullanacağını belirtelim. Bir hayal edin, operasyon sahasına tamamen insansız ordunuzla giriş yapıyorsunuz ve bu ordunuzun araçları SİDA'lar, İHA'lar, SİHA'lar ve Kapkan gibi ağır sınıf insansız kara araçları. Hiçbir şekilde radarlarda görünmüyor. Adeta bir hayalet gibi operasyon bölgesine sızabiliyor. Ve siz hiçbir asker kullanmadan bunu yüzlerce kilometre ötedeki bir operasyon merkezinden resmen bir bilgisayar oyunu oynar gibi yönetiyorsunuz. Şimdi soruyoruz. Böyle çılgın bir teknolojiyi bu kadar kısa zamanda kanıtlarıyla birlikte üretip sahaya çıkartabilen dünyada başka bir ülke var mı? Yorum yerinde fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın lütfen. Kim bilir? Yakın bir zaman sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yepyeni bir ordu komutanlığının kurulduğunu duyduğunuzda sakın şaşırmayın. Evet, o komutanlığın adı da İnsansız Ordu Komutanlığı. Wow. Seriously, shocking, shocking, each and everything shocking. क्योंकि हम ये सब videos देख चुके हैं और बहुत सारी अगर कोई miss हो गई है तो वो भी बताइएगा हमें. लेकिन हमने सब videos तकरीबन देखी हैं और भी हम लोग internet पे, twitter पे, यानी कि different जगहों पे जितने भी platforms हैं ये चीज़ें share होती रहती हैं कि इस पर काम हो रहा था unmanned जो army है. तो अब जो है इस पर बताया गया है कि वो complete हो गया है, यानी कि और इस के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि 0% है. क्या आप कहते हैं ना कि 0.1% या 2%, नहीं, 0% जो है वो डेथ रेट होगा जो आर्मी का. ये तो बहुत ही अच्छी बात है. और ये जो है हिडन होंगे, गोस्ट इनको भी कहा जाएगा, कि नज़र भी नहीं आएंगे और ये हमला कर देंगे और बहुत दूर बैठ के जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स होंगे तुर्किश वो इनको हैंडल कर रहे होंगे. ये तो बहुत ही अच्छी बात है. और जो इसमें जितना कुछ था, हैट्स ऑफ, सीरियसली, इतना कुछ कि हर चीज़ जो थी वो आपस में कनेक्टेड थी. और जैसे पिछली वीडियो में भी हमने कहा था कि हर चीज़ आपस में कनेक्शन होने की वजह से जो है हर कोई अपना अपना टारगेट अचीव करेगा. अगर एक कोई टारगेट मिस कर देता है तो दूसरा उसको कवर करेगा. तो ये तो बहुत ही, यानी कि आप कह सकते हैं कि अच्छा इंटरफेस है और बहुत ज़्यादा हाईली जो है ना. और इसी वजह से पूरी दुनिया हैरान है और पूरी दुनिया को हैरान होना भी चाहिए. तो अमेजिंग, अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको, बहुत 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 मुबारकबाद. थैंक यू सो मच ये वीडियो शेयर करने के लिए. और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी. तो इस तरह की मज़ीद इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट्स के बारे में और जो भी आए तो प्लीज़ वो ज़रूर शेयर कीजिएगा. बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देख के. और ये कंपनीज़ बहुत अच्छा काम कर रही है. सिलसन तो यकीन करें इतने परफेक्शन उसमें है. एसलसन जितने भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वाओ, रॉकेटसन, एसलसन और बेकर, अमेजिंग अमेजिंग, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ हमें भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा. इसी के साथ फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों में महफूज रहिएगा. अल्लाह हाफिज़.